sınavlar yaklaşıyor. Hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde geometrik dizi konusunu işleyeceğiz. Ardışık terimlerin oranı sabit olan diziye geometrik dizi denir. Aritmetik dizilere benzer olarak geometrik dizide de terimler A1, A2, A3, A4 şeklinde gösteriyorsa ardışık terim A1 ile A2, A2'nin A1'e oranı R'ye eşit. A2 ile A3 ardışık terim A3'ün A2 oranı R'ye eşit. Benzer olarak A4'ün A3'e oranı R'ye eşit. Bu şekilde devam ettiğimizde AN'in AN-1'e oranı R'ye eşit olarak buluruz. Şimdi burada iki tane sonuç çıkarırız. Birinci sonucumuz şu. Eşitlikleri taraf tarafa çarparsak A2'nin A1'e oranı, A3'ün A2'ye oranı, A4'ün A3'e oranı, AN'in AN-1'e oranı eşittir. R üzeri N-1 buluruz. Neden? Dikkat etse burada N'e kadar terimlerin oranını yazdığımızda N-1 tane satır var. Çarpımları da sağ tarafın çarpımları da R'nin N-1'inci kuvveti olur. Eşitliğin sol tarafında aradaki kesirler sadeleşir. Geriye AN bölü A1 kalır. R üzeri N-1. Buradan AN eşittir A1 çarpı R üzeri N-1 ifadesini elde ederiz. Bu elde ettiğimiz ifade geometrik dizide genel terim adını alır. Ve çoğu uygulamada işlemlere hep bu genel terim üzerinden başlarız. Bu birinci sonuçta. İkinci sonuç olarak da birinci eşitlikten A2 eşittir A1 çarpı R. İkinci eşitlikten A3 eşittir A2 çarpı R. Benzer olarak A4 eşittir A3 çarpı R. Yani ardışık terimle oranın sabit olması demek her terimin bir önceki terimle terimin R ile çarpımı demektir. Buradaki R'nin adına da ortak oran denir. Şimdi özetleyecek olursak AN bir geometrik dizi ise AN dizisi A1 çarpı R üzeri N-1 şeklinde yazılabilir. Buradaki R sayısı ortak oran. Yani aritmetik dizide olduğu gibi geometrik dizide ilk terimi ve ortak oranı olmak üzere iki bilgi ile belirlenebiliyor demektir. İkinci olarak aritmetik diziye benzer olarak AN ve AK herhangi iki terim ise geometrik dizide AN eşittir AK çarpı R üzeri N-K eşitliği her zaman yazılır. Bu da geometrik dizide herhangi iki terim arasındaki bağlantıyı gösterir. Şimdi bir notu daha söyleyelim. Bir dizi geometrik dizi ise AN bölü AN-1 N'in değerinden bağımsızdır. Yani sabittir. Ve eğer dizi geometrik dizi ise AN bölü AN-1'den bulacağımız sayı ortak oranı verir. Şimdi bu bilgiyi bazı örnekler üzerinde görmeye çalışalım. Örnek, aşağıda genel terimle verilen dizilerden hangileri geometrik dizidir? Şimdi bizim genel olarak kontrol edeceğimiz şey neydi? AN bölü AN-1 ifadesiydi. Birinci dizi için bu ifadeyi hesaplarsam AN 3N artı 3 üzeri N ifadesini verir. AN-1 3 çarpı N-1 artı 3 üzeri N-1. Şimdi bu kesir ifadesini incelediğimizde kesirin pay ve paydasında N'yi içeren ifadeler sadeleşmiyor.
Yani neyenin her değer için farklı sonuç çıkar. Sonuç sabit değil, geometrik dizi değildir. İkinci örnekte AN bölü AN eksi 1'i hesapladım. AN 3 bölü 4 üzeri AN eksi 1 N yerine N eksi 1 yazarak elde ettiğimizdir. 4 üzeri N eksi 1 bölü 3. Paydada AN eksi 1 terimini yazacaktım. Rasyonel sayıda çarpma işlemini uygulayarak birinci kesri aynı yazdım. İkinci kesri ters çevirip çarptım. Her iki kesirde üçler sadeleşir. 4 üzeri n eksi 1 ile 4 üzeri n sadeleştirirsem geriye üstlere çıkardığımda 4 üzeri eksi 1 yani 1 bölü 4 kalır. Elde ettiğimiz sonucu incelersek bulduğumuz sonuç sabit sayı. Dizi geometrik dizidir. Ve ortak oranı r eşittir 1 bölü 4'tür. Örnek aşağıda genel terimle verilen dizilerden hangileri geometrik dizidir? Yine birinci örnek için AN bölü AN eksi 1 ifadesi yazıyorum. 6 çarpı 2 üzeri N artı 3 bölü 3 üzeri N eksi 1 çarpı N yerine N eksi 1 yazdım. 3 üzeri N eksi 2 olur. 6 çarpı 2 üzeri N artı 2 olur. N yerine N eksi 1 yazdık. Şimdi kesrin pay ve paydasında 6'lar sadeleşir. 2 üzeri n artı 3 ile 2 üzeri n artı 2 sadeleşirse 2 kaldı. 3 üzeri n eksi 2 ile 3 üzeri n eksi 1 sadeleşirse 3 kalır. Yani 1, 2 bölü 3 buluruz. Bulduğumuz sonuç sabit sayı. Sabit olduğuna göre dizi geometrik dizidir ve ortak oranı 2 bölü 3'tür. İkinci dizi için yazacak olursak AN bölü AN eksi 1 eşittir. 2 üzeri N artı 3 üzeri N bölü 4 üzeri N çarpı 4 üzeri N eksi 1 bölü 2 üzeri N eksi 1 artı 3 üzeri N eksi 1. İki kesirde payla payda arasında sadeleşme olur. Burası 4 kaldı. Ancak 2 üzeri N artı 3 üzeri N ile 2 üzeri n eksi 1 artı 3 üzeri n eksi 1 arasında sadeleşme olmaz. Nedir sonuç? Sonuç sabit sayı olmadığı için geometrik dizi değildir. Ancak burada daha sonraki soruları da kullanacağımız bir bilgi verelim. AN dizisi bu haliyle geometrik dizi değildir. Ancak 2 üzeri n artı 3 üzeri n bölü 4 üzeri n'i 2 üzeri n bölü 3 üzeri 4 üzeri n artı 3 üzeri n bölü 4 üzeri n şeklinde iki kesrin toplam olarak yazabilirim. Bu kesri incelediğimde 2 üzeri n bölü 4 üzeri n ve 3 üzeri n bölü 4 üzeri n dizisinin her ikisinin de geometrik dizi olduğu görülebilir. Yani birincisinde ortak oran 2 bölü 4 yani 1 bölü 2. İkincisinde ortak oran 3 bölü 4'tür. O halde son örneğimizdeki durum geometrik diziye dönüşebilir bir diziyi ifade etmektedir. Örnek. Pozitif terimli bir geometrik dizide A3 1 bölü 6, A7 8 bölü 3 ise genel terim nedir? 11. terim kaçtır? Önce pozitif terimli ifadesinden çıkardığımız sonucu yazalım. Pozitif terimli demek bütün terimler pozitif demektir. Yani A1'den başlayarak bütün terimler pozitif. Bütün terimler pozitif olduğuna göre ortak oran da pozitiftir. Bu bilgiyi daha sonra sorunun çözümünde kullanacağız. Dizide iki tane terim var. Üçüncü ve yedinci terim. Bu iki terim arasındaki bağıntıyı AN eşittir. AK çarpı R üzeri N eksi K formülünde kullanacağız. N yerine 7, K yerine 3 yazarsam A7 eşittir. A3 çarpı R üzeri 7'den 3 çıkarsa 4 kalır. Verilen değerleri yerine yazıyorum. 8 bölü 3 eşittir. 1 bölü 6 çarpı R üzeri 4.
3'ler sade eşittir 2 kaldı. Yani R üzeri 4 eşittir 16. R üzeri 4 16 olduğuna göre R eşittir 2'dir. 4. kuvveti 16 olan artı eksi 2 iki tane sayı var. Yalnız soruda pozitif terimli dediği için R'nin pozitif terimini kullanıyorum. R'si 2. Geriye ne kaldı? A1 kaldı. A1'i hesaplamak için tekrar başa dönüyorum. An eşittir. A1 çarpı R üzeri n eksi 1. N yerine 3 yazarsam A3 eşittir. A1 çarpı R kare. A3 1 bölü 6 eşittir. A1 çarpı R kare 4. Yani A1 sayısı 1 bölü 24'tür. O halde dizinin genel terimi An eşittir. 1 bölü 24 çarpı 2 üzeri n eksi 1'dir. A1'i 1 bölü 24 buldum. R'yi 2 buldum. Genel terim ifadesini yeni yazdık. Ha şimdi 11. terim hesaplayabilirim. 11. terim demek n yerine 11 yazacağım demektir. A11 eşittir 1 bölü 24 çarpı 2 üzeri 10. O da eşittir. 1 bölü 24 3 çarpı 8. 8 ile 2 üzeri 10'u sadeleştirirsem 128 kadar. 128 bölü 3 olarak elde ederim. Geometrik dizi toplamının toplam sembolüyle ifade edilmesi ile ilgili örnekler yapalım. Birinci örneğimiz 3 artı 6 artı 12 artı 3 çarpı 2 üzeri 11. Geometrik toplamını toplam sembolüyle ifade ederiz. Aritmetik dizide olduğu gibi geometrik dizide de bulmamız gereken iki tane değer var. A1 ve R. Yani dizi ilk terimi ortak oranı. İkincisi genel terim formülü. Dizide bakın geometrik dizi olarak ifade ettiği için işlemlere A1, 3. R eşittir A2 bölü A1 o da eşittir 6 bölü 3 2 yazarak başlıyorum. Dizinin ilk terimi 3 ortak oranı 2 olduğuna göre genel terimi AN eşittir 3 çarpı 2 üzeri N eksi 1'dir. Şimdi geriye ne kaldı? Burada kaç tane terim var? Terim sayısını bulmak için son terimi aldım. 3 çarpı 2 üzeri 11 eşittir. 3 çarpı 2 üzeri n eksi 1. Bu eşitlikten n sayısını her iki tarafta 3'lere sadeleştiririm. N eşittir 12 olarak bulurum. Yani 12 tane terim var demektir. O halde toplam sembolünü yazıyorum. N eşittir 1'den 12'ye kadar. Genel terim yazıyorum. 3 çarpı 2 üzeri n eksi 1. Ha sağlaması yapmak istersek n yerine 1 yazdık. 3 elde ederim. 2 yazarsam 6 ederim. 6 elde ederim. Bu şekilde dizinin tüm terimlerini sırasıyla elde ettiğimizi görmüş oluruz. İkinci örnek. 2 artı 4x artı 8x kare artı 1024x üzeri 9. Geometrik toplamını toplam sembolüyle ifade ediniz. A1, 2. R 4x bölü 2, 2x. O halde an eşittir 2 çarpı 2x'in n eksi birinci kuvveti veya 2x'in n eksi birinci kuvvetinde 2 çarpı 2 üzeri n eksi 1 çarpı x üzeri n eksi 1 olarak yazarsam an eşittir 2 üzeri n çarpı x üzeri n eksi 1 elde ederim. Genel terimi bulduk. İkinci olarak neyi bulacaktık? Terim sayısını. 1024 eşittir 2 üzeri n çarpı, pardon 1024 değil. Şurayı sileyim. 1024 çarpı x üzeri 9 eşittir 2 üzeri n çarpı x üzeri n eksi 1 eşitliğinden. Karşılık olarak eşleştirme yaptığımızda n eşittir 10 olduğunu görürüz. Bu eşleşimi nasıl yaparız? 1024 2'nin 10. kuvveti. N yerine 10 yazdığımda hem 1024 elde ediyorum
hem de x üzeri n eksi 1 ifadesinden x üzeri 9 elde ediyorum. Şimdi genel terim ifadesi yazarsak n eşittir 1'den 10'a kadar 2 üzeri n çarpı x üzeri n eksi 1 olarak genel terimi, daha doğrusu toplam sayımıyla ifadesini elde etmiş oluruz. A ile B arasına geometri dizi oluşacak şekilde n tane sayı yazılırsa A, B ve n sayısı arasında B eşittir A çarpı R üzeri n artı 1 denklem elde edilir. Burada R sayısı elde edilecek geometrik dizinin ortak oranını ifade eder. Şimdi bunu bir örnek üzerinde görelim. ile 96 arasında geometri dizi oluşturacak şekilde 4 sayı yazılıyor. Buna göre elde eden dizinin ortak oranı kaçtır? Şimdi bunu bir formül kullanmadan elde edelim. Bir de formül kullanarak elde ederek sonuçları karşılaştıralım. Şimdi 3 ile 96 arasında 4 tane sayılır. 96. 3'ü A1 olarak alırsan A2, A3, A4, A5. Araya yazdığım 4 sayıyı ifade eder. Dolayısıyla 96 elde edeceğim dizi de A6 ile göstereceğim 6. terimdir. Şimdi geometri dizide AN eşittir A1 çarpı R üzeri N eksi 1 formülü hatırlarsak N yerine 6 yazdım. A6 eşittir A1 çarpı R üzeri 5 elde. Buradan 3 çarpı R üzeri 5 eşittir 96. Her iki tarafı 3'e bölersem R üzeri 5 eşittir 32. R eşittir 2 bulurum. Dikkat edersek araya 4 tane sayı yazdım. R'nin 5. kuvvetini almış oldum. Formül de aynı şeyi söylüyordu. B eşittir A çarpı R üzeri N artı 1. B yerine 96 yazdım. A yerine 3 yazdım. R'yi yazdım. N yerine 4 yazarsam 5 elde ederim. Formül nereden başlıyor? Bize çözümü buradan başlatıyor. Dolayısıyla aynı işlemleri tekrarlarsam R eşittir 2'yi yine elde etmiş olurum.